Efendim, şimdi KOSGEB Müdürü Arif Ercan Bey'in makamındayız. Teşviklerle ilgili genel bir bilgi alacağız. Kurumsal faaliyetler kapsamında neler yapıyorsunuz, ne gibi teşvikler var? Yazılı basında vardı, güncellenme adına bilgileri. Bildiğiniz gibi biz KOSGEB kurum olarak girişimci ve işletmelerimize destek veren Sanayi Bakanlığı'nın bir ilgili kuruluşuyuz. Bu kapsamda sürekli devam eden, açık olan desteklerimiz var. Bazen de proje bazlı destekler verebiliyoruz. Ve son zamanda Arhavi ve Burgul ilçesinde de uyguladığımız gibi özellikle afetlerden, sel, deprem, yangın gibi afetlerden etkilenen işletmelerimiz için de acil destek kredi, faiz destekleri verebiliyoruz bu noktada. Burada da biz Temmuz ayında Arhavi'de meydana gelen selden dolayı biraz da Murgul ilçesindeki işletmelerimiz de bundan etkilenenler oldu. Buradaki işletmelerimize güncel bilgi olarak kredi faiz desteği, selden etkilenen firmalarımıza KOSGEB kredi faiz desteği veriyor. Faizsiz mi? Evet, faizsiz bir destek uygulaması başlattık burada. 36 ay vadeli bir süreçleri var. İlk 12 ay ödemesiz. Akabinde de 3 ayda bir 8 eşit taksitle işletmelerimiz geri ödeyecek. 100.000 TL ya da cirosuna göre, eğer cirosu 100.000 lira yaşıyorsa 250.000 TL'ye kadar işletmelerimize kredi kullanıyoruz ve faizinin tamamını biz ödüyoruz. İşletmelerimiz bunu sıfır faizi kullanmış olacak. Burada zaten selden etkilenen işletmelerimizin büyük oranda hasarları valilik tarafından karşılandı. Ama ekonomik hayatın canlanması, iş hayatlarına yeniden eskisi gibi verimli dönebilmeleri adına bizler de işletmelerimize böyle bir destek programı başlattık. Yani. Evet evet, bir an önce eski güçlerine dönebilmelerini sağlamak amaçlı. Bölgeye bir katkımız olsun anlamında böyle bir destek uygulaması gerçekleştirdik. Şu an bunun işlemleri devam ediyor. İşletmelerimiz 2022 31 Ocak'a kadar bununla ilgili başvurularını yapabilecekler. Yalnız sadece selden zarar gören işletmeler buna başvuru yapabiliyor. Onu da tekrar belirtmiş olalım. Yeni işini kuracak olan insanlar için siz proje bazlı destekleriniz oluyor. Hangileri bu kapsama giriyor? Bildiğiniz gibi biz işletmelerimizi aslında kuruluştan işletmelerini büyüme, geliştirme, yurt dışı pazarlara açılma gibi tüm adımlarına destek oluyoruz. Bunlarla ilgili verdiğimiz hibe ve geri ödemeli bir takım faizsiz desteklerimiz var. Bu noktada şu an 9 tane aktif destekle işletmelerimize destek sağlamaktayız. Girişimcilik destek programımız var, Ar-Ge İnovasyon Ürge destek programımız var, İşbirliği destek programımız var, Teknoyatırım Strateji Ürün destek programlarımız var, Yurtdışı Pazar destek programlarıyla birlikte girişimci ve işletmelerimize destek oluyoruz. Girişimcilik destek programı tabii ki hem Türkiye genelinde hem Artvin ilinde baktığımızda KOSGEB'in en fazla uyguladığı desteklerden bir tanesi. Yeni iş kuranlara burada destek veriyoruz. Kimler bunlar oluyor? Mesela yeni iş kuranlar, mesela kadınları biliyorum, gençleri biliyorum. Farklı şeyler de eklenmiş şimdi. Bizim girişimciden kastımız şu oluyor. Daha önce geçmişe yönelik son 3 yılda üzerine bir işletmesi olmayan veya bir şirkette, limited, anonim şirket gibi tüzel kişiliklerde %30 ve üzerine hissesi olmayan kişiler girişimci olarak kabul ediyoruz. Bunlar gelip başvuru yapabiliyor. Ve tabii ki burada önemli bir noktası, sadece girişimcilik desteğinde var bu. Girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen girişimcilerimizi diyelim, mutlaka işletmesini kurmadan önce KOSGEB'in girişimcilik eğitim programına katılması ve buradan sertifikaması gerekiyor. O programlar nasıl, online mi oluyor? Şimdi biz daha önce burada kurslara katılıyorduk. 12 evet. gün geliyorduk uygulamalı. Nasıl bir eğitim programı? Evet. Biz 2019 aslında pandemiden daha önce online sisteme geçtik. Örgün eğitim kaldırıldı. Bütün eğitimlerimiz Açık Öğretim Üniversitesi ile anlaşmalı bir şekilde, oradaki Açık Öğretim Üniversitesi'nin uyguladığı model baz alınarak online eğitimler veriyoruz. KOSGEB'in internet sitesinden linkimiz var. Buradan girişimcilerimiz, iş kurmak isteyen girişimcilerimiz TC ve EDV şifreleriyle birlikte eğitimlerimize katılıp istedikleri yerden, işte mobil ortamlardan, cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan. Aslında bu bir kazanım çünkü başımıza geldi. Bir görme engelli vatandaş düşün, KOSGEB'den destek alabilmesi için aracılık eğitimi almış, sertifikası var halk eğitim ama siz girişimcilik şey yaptığınız için buraya da ulaşamadığı için o desteklerden yararlanamadı. Yani kendi işini örgün eğitim kapsamında. Evet. Dağın başında da olsa interneti çektiği yerde eğitim alıp o sertifika programını tamamlayabilir. Tabii tabii. Yani kaç gün sürüyor? Şöyle, aslında burada girişimler açısından çok büyük bir kolaylık oldu. Neden? Eskiden örgün eğitim kapsamında işte 25 ya da 30 kişilik sınıflar oluşturulması evet. gerekiyordu. Sınıfları toplamamız gerekiyordu. Talep topluyordunuz. Yani ilçeden bile olsa işte bazen ilçelerde bazen talep olmasa il merkezinde yapıyorduk. İşte gelmek gerekiyordu. Bütün bu
bu külfetten aslında kurtulmuş olmak. Çok önemli bir kazanım bu. Şu an istediği yerde, istediği anda eğitime katılabilir ve eğitimlerde belli bir örgün eğitim gibi zaman kısıtlaması yok. Yani nasıl yok? Ben işte evimde işimi yapıyorum, ev hanımıyım diyelim. Girişimlik eğitimi almak istiyorum. Evimde işimi yapıyorum da müsait oldum. Bir saat katıldım, eğitimi izledim. Kapattım, işim çıktı. Bir de akşama devam ettim. Yani istediğim zaman gelebiliyorum. Orada geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik. İki modelimiz var bizim. Buradaki... Bunu açar mısınız? Geleneksel girişimcilik nedir? Evet. İleri girişimcilik nedir? Çünkü biz gerçek girişimci, gençler için üzerinde çalışma yapmak istiyoruz. Eğitim o ilgili modüllerini izliyor, videoları izliyor, konu anlatımlarını ve her eğitimin sonunda 10 soruluk bir testimiz var. Bu testleri katılarak eğitimi tamamlıyor. Geleneksel girişim ve ileri girişimi şöyle açabiliriz. Bildiğiniz gibi COSGAP'in asıl hedef kitlesi imalatçılar. Ama bunun yanında ticaret, alsat yapan veya hizmet sektörü dediğimiz alanlarda da destek veriyoruz. 2009'dan itibaren. Öncesinde sadece imalattı. Şu an yine yoğunluk olarak imalat gitmekle birlikte bu sektöre de destek verebiliyoruz. Dolayısıyla biz ileri girişim giderken imalat, NACE koduna sahip işletmeleri, bilgisayar programlama, yazılım, bilimsel araştırma gibi alanları ileri girişimci olarak dijitale ağırlıklı. Tabii dijital Ar-Ge çalışmaları yapan bilimsel faaliyetlerde bulunan firmalar ve imalat NACE kodundaki işletmeler ileri girişimci. Diğerleri ise geleneksel girişimci ve bunlara verdiğimiz destekleri tabii ki farklı oluyor. İleri girişimci farklı desteklerden faydalanıyor. Geleneksel girişimci farklı desteklerden faydalanıyor. İsterseniz onları biraz açalım. Girişimcide de tabii ki biz hani bahsettiğiniz gibi genç girişimci, kadın girişimci, engelli, şehit yakını, gazi gibi durumlarda da bir takım ayrıcalıklar tanınıyor. Destekler şöyle gazi ve şehit yakınını ilk defa duydum ben de. Bunlar ne zamandan beri verilmeye başlandı bu teşvikler? Şöyle bu girişimcilik desteğinde aslında her zaman vardı. Onların orada bir pozitif ayrımcılığı var. İşte kredi kullanırken biraz daha farklı kullanıyorlar. Veya ucuz mu kullanıyorlar daha? Ucuzdan kastım biraz da mesela şöyle girişimcilere biz aslında onu baştan anlatacaktım ama girişimcilere verdiğimiz bir destek var. Bunun yanında bir de işletme kredisi sağlıyoruz. Bankalardan düşük faizli kredi kullanıyorlar. Kredi garanti fonu gibi. Onu da kullanıyoruz. Burada faizi biz ödüyoruz. Evet. Evet. Şimdi şöyle isterseniz sırayla gidelim. Tamam. Girişimcilere biz ne yapıyoruz? Geleneksel girişimcilik destek programı kapsamında 65 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlıyoruz. İleri girişimcilikte de 365 bin TL'ye kadar geri ödemesiz bir destek sağlıyoruz. Bunun içerisinde makine teçhizatı var. Hibe. Hibe. Bunun yanında bir de işletme kredisi kullanabiliyorlar düşük faizli. Bu girişimciler bankalardan, anlaşmalı bankalarımız var. Buradan kullanmış oldukları kredileri de normalde 50 bin TL kredi kullanıyorlar. Bu 50 bin TL kredinin faizinin %10'unu biz karşılıyoruz. Zaten düşük faizli anlaşmalarımız var. Şu an mesela 18 ay için 14.75 faizle kredi kullanıyorlar. Bunun 10 puanını biz karşıladığımız için 4.75 bir faizle 18 ay vadeli kredi kullanıyor girişimcilerimiz. Bu girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakın olursa bu limit 50.000 değil de 70.000 TL oluyor. Daha fazla üst limitten kullanmış oluyorlar. İleri girişimcinin üzerine aslında biraz daha fazla durmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi gelenekselde 65 bin TL destek veriyoruz. İşte orada kuruluş giderleri ve performans dediğimiz işletmenin SGK'lı çalışan üzerinden vermiş olduğumuz bir destek var. Bunlardan faydalanabiliyor. İleri girişimciler hem bunlardan faydalanıyor hem de hibe makine alıyor. Yapmış olduğu işin teknolojisine bakıyoruz yine orada. Düşük teknoloji, orta yüksek ve yüksek teknolojiyle üçe gruplandırdık. Düşük teknolojide 100 bin TL, orta yüksekte 200 bin TL, yüksek teknoloji grubunda bir iş yaparsa 300 bin TL destek alır. Hibe destek alır. Yapmış olduğu harcamanın %75'ini destekliyoruz. Üst limitler dahilinde. Almış olduğu makine ekipman yerli malıysa %90'ını karşılıyoruz. Yani 100 bin liralık bir makine aldığında girişimcimiz bunun 90 bin lirasını biz geri ödüyoruz. 10 bin lira artı KDV ile yatırımını yapmış olur girişimci. Çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunlardan faydalanmaları gerekiyor. Burada düşük teknolojide, işte orta teknolojide diye baktığımızda genel olarak şöyle söyleyebiliriz. İşte mobilya, tekstil, kereste, unlu mamuller haricinde gıda üretimleri. Bunlar düşük teknoloji grupları. Burada yapacakları yatırımlarda 100 bin lira destek alırlar. İşte mesela hep konuşuyoruz ya Artvin'le ilgili valimizin tasarlatmış olduğu yöresel ürünler var. Bunların basılması gerekiyor. Bunları ahşaba basıyoruz, tekstile basıyoruz, dijital baskılar var. Bu alanda yapılacak yatırımlarda girişimlerimiz bizden 100 bin TL hibe makine kullanabilirler. Bunlardan faydalanması gerekiyor. Artvin Valiliği'nin yaptığı hediyelik eşya şeyi hep dışarıda yapılıyor. Artvin Merkez'de bu girişimci örneği var mı? Burada yapma, imalata başlayan böyle bir proje gelişti mi? Yani şöyle, şu an için bize gelmiş yok ama bazen duyuyoruz. Bireysel zaten kendisinde atölye, eski atölyesi olup da buralarda bir takım işler yapanları duyuyoruz. Ama hani bildiğim kadarıyla veya bize gelip de resmi olarak ben bu işi yapacağım diye müracaat eden yok. Özellikle onları bekliyorum aslında.
Evet, bir çağrımız olsun o zaman. Yani mesela şeye de gitmiştim ben. Marka ürün yaratıldı çünkü. Tabii ki onun yani bir fırsat var. Elde bir şablon var zaten. Bu şablonun üretilmesi gerekiyor. Bunun üretilmesi için de biz diyoruz ki bakın yapacağınız makine yatırımının 100 bin lirasını hibe olarak veriyoruz. Bir kısmını da kendisi işte karşılar veya işte döndürebiliyorsa bir takım kredi borçlarla birlikte bu iş asıl döndürülebilir bir girişim önü olarak görüyorum ben. Ya pazar sıkıntısı yok şu anda. Tabii valiliğin yaptığı yatırım ve ilçelerde yaygınlaştı. Bu evet. Çok önemli. Hediyelik eşya satış reyonları işte sınır kapısında yeni açılacak havaalanında evet. Ve birçok ilçelerde gördük. Satışa sunulmuş ve talep de var. Her Artvin'e gelip de artık hediyelik eşya konusunda oradan satış mağazalarından alabiliyorlar. Bu güzel bir çalışma. Üretimini de biz yaparsak hem burada bir istihdam yapmış oluruz, bir gelir kapısı yapmış oluruz. Yani bütün o katma değeri ilimize kalmış olur. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani burada dediğim gibi tekstille ilgili bazı baskılar var. Onlardan faydalanabilir. Ve ahşap kısmı var. Ahşapla ilgili işlemler yapılabilir. Bununla ilgili aslında ben şeylere de diyorum. Bu halk eğitim merkezlerinde oradaki yerlerde de gidip görüşmeler yaptım. Şimdi orada bir takım kurslar veriyor aslında. İnsanlara bunların üretimiyle ilgili. Mesela en son Yusufeli'ne gittiğimde baston üretimiyle ilgili kurs açılmıştı. Tamam, yani burada eğitim görüyorsunuz. Bununla ilgili bir talep de var. İşte Artvin'in bastonu böyle bir işte hem hediyelik eşya belki bir marka Yusufeli ile ilgili olsun diye başvuruyor. Biz de diyoruz ki makine ekipmanı da biz verelim. Bizim desteğimizi alın. Bir girişimlik ortaya çıkartın. Faydalı bir iş kurun kendinize ve etrafınıza faydanız olsun. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında işte makine ekipman üretimine girerse bu orta yüksek olur. İşte burada 200 bin liraya kadar. Daha yüksek teknoloji dediğimiz işte sağlık, medikal ürünler, savunma sanayi ile ilgili ürünler ya da yazılım programlama ile ilgili yapacağı çalışmalara da 300 bin liraya kadar. Şimdi yazılımda şu var mesela gençlerimiz işte dijitalde gençlere, oyun oynuyor. Evet. Oyun oynuyor. Ben de diyorum ki tamam oyun oynuyorsunuz da yani içinizden bir tanesi de oyun tasarlasın. Kendine oyun geliştirsin. Aslında baktığımızda bununla ilgili geçenlerde örnek başka bir ilden girişim gelmişti. Türkiye oyun tasarlama alanında dünyada aslında ilk 10'da yer alan bir ülke. Ülkeler artık Türkiye'den oyun satın alma yoluna giriyorlar. Kendileri büyük şirketler oyunları kendi ekipleriyle yapmıyor. Dışarıda yapıyor. Neden? Çünkü ne kadar genele yayılırsa daha yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor. Bu da onların işine geliyor. Farklı farklı ürünler tasarlanıyor. Sektör aslında. Çok ciddi bir sektör ve Türkiye'den bununla ilgili hizmet alınıyor. Bölgemizde de bununla ilgili gençlerimiz işte hani biliyoruz Artvin'e okumuşluk oranı yüksek. Tamam aslında bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili aslında gençlerimizi bekliyoruz. Gençlerimiz vakit öldürmek için o alanları kullanıyorlar ama yaratıcı fikirler çok önemli. Evet, evet. Çünkü meslek lisesinde o bölüm var, Ahyan Şahink'te var, üniversitede var. Yani eğitimler de veriliyor bu anlamda. Evet. Biz de diyoruz ki ama burada... bize nitelikli eleman bulamıyoruz. Özellikle medya sektöründe bizim çok ihtiyacımız var. Yazılım, montaj, işte canlı yayın, işte matbaa sektöründe. Bize çok eleman lazım yok Artvin'de de. Yetiştirilmesi için muhtemelen işte gerekli çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama buradaki yetişmiş insanın da tekrar söylemek istiyorum. Yani biz yazılımla ilgili bir girişimci gelse bize başvuru da yapsa 300 bin liraya kadar hibe desteklerden faydalanma o zaman duyuralım. Şansı var. Gençleri çağıralım. KOSGEB'e 300 tabii. bin lira hibe desteği hibe var. Hibe desteği var evet. Sadece yazılım. Beyninizi çalıştıracaksınız. Evet. Hayallerinizi yola koyacaksınız evet. Yani. Bunların ihtiyacı olan bilgisayarlar, işte kendi yazılım dilleri, serverlar, işte programlamada kullandığı farklı bazı ekipmanlar oluyor o teknik diyelim. Onlarla ilgili biz destek verebiliyoruz. Bu noktada genç, kadın, tüm girişimcilerimizi kurumumuza bekliyoruz. Evet. Yine aslında bir de şunu söyleyeyim girişimcilikle ilgili. Bir de bölgenin kendi potansiyeli var. Onu değerlendirelim evet, potansiyeli. Artvin'in potansiyeli ne? Gözleminiz ne? Yani şimdi bir kere bizim bölgemize yetişen kendimize özgü ürünler var. Hani doğal hayatta olan bir kısım ürünler var. Bunlar çok büyük değil ama şöyle bir potansiyel var. Ben hep bunu söylüyorum. Organik ürünler. Yapılan girişimlerde organik sertifikası alınarak gıda ürünlerinin imalatında biz destek veriyoruz. Bununla ilgili örneğimiz mesela Şavşat'ta bir genç girişimcimiz bayan. Hem genç hem kadın girişimci. Evet çok. Bununla ilgili güzel bir örneğimiz oluştu bu sene. Bu gibi bir en azından her ilçede bir tane olması faydası olur. Daha butik işletme. Bunlara organik sertifikası aldığımızda bölgenin yöresel ürünlerini, meyve kurusu, marmelat, reçel. Bunların yapımıyla ilgili gerekli makine ekipmanlarını, fırınlarını, paketleme makinelerini, pişirme kazanlarını tamam mı? Bunların hepsini bizden destek alabiliyor. Burada 100 bin liraya kadar iyi bir destek verebiliyoruz. Bu alanın da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir organik pazar var ve
güzel katma değeri olan güzel gelir bırakan. Pandemide de büyük talep var. Evet, büyük talep var. Bir yönü de hani böyle avantaja çevirir. Bir yönü de şu var. Bazen bununla ilgili konuştuğumuz girişimciler var. Aslında bu işlerin bir de Ar-Ge yönü var. Niye? İnovasyon yönü değil mi? Tabii ki şimdi elde ettiğimiz, biz bunu mesela daha önce denemiştik. Başka, yine başka bir ilde. Ne yapmıştık girişimcimiz? Trabzon hurması dediğimiz bu bölgede olan bir hurma var. Sarı evet, hurma. Evet, yapan hurması deniliyor. Şeker hastaları, çikolataları yiyemiyor. Evet. Ama bu kadın girişimcimiz ne yaptı? Hiç şeker kullanmadan kakao ve o hurmayı karıştırarak onun şekeriyle tatlı bir çikolata elde etti. Ve şeker hastalarının hizmetine sundu. Şimdi bu tarzda insanların ihtiyaç, girişimcinin çok daha fazla para kazanabilmesi için, mevcuttakinden daha fazla para kazanabilmesi, katma değer oluşturabilmesi için ne gerekli? Bir sorun bulması lazım veya bir ihtiyacı tespit edebilmesi lazım ve buna bir çözüm üretmesi lazım. Bunu yaptığı zaman ne olacak? Daha fazla hem güzel bir girişim yapacak, hem kalıcı bir girişim yapacak, daha az rakip olacak ve daha fazla para kazanmış olacak. Yani bu formül üzerinden giderse daha güzel girişimler ortaya çıkabilir. Ama şimdi bir de bir sıkıntı var. Alanı ben de geziyorum Sayın Müdürüm. Tek başına olmuyor. Ekip kooperatifleşmeye getirmek istiyorum ama kooperatifleşmenin de sağlıklı yürümesi için de dinamik kadrosu lazım. Bu yöresel ürünlere şimdi Artvin'de 4 tane kooperatif kuruldu. Evet. Kılıçkaya çalışıyor. Ardanuş'ta çok güzel bir çalışma var. Orada bir 10 dönüme lavanta ekmişler. Ekonomik değer kazandırmak için işte atölye şey kurmuşlar, sera, çelik üretecekler. Bütün kilmeyen, susuz tarım yapıyorlar. O şekilde ilk ürününü aldılar. Artvin'i TV olarak gittik. Bunlar da desteklenmeli. Yani yağını, gıda da deterjan grubunda çok kullanılıyor. Lavantayla yumuşatıcı. Şöyle ben mesela evet. Lavantayı içecekte bile gördüm bu sene. Burdur'a gidiyor. Bal, lavanta balı mesela. Gazoz yapmışlar, lavanta gazoz yapmışlar. İşte evet. Dediğiniz gibi sabunu, kolonyası ya bir sürü alanda kullanılabiliyor. Bunlar geliştirilebiliyor. Tabii bölge için baktığımızda ekonomik bir değer yaratacak ürünler. Yani burada şunu söylemek gerekir. Yani biz kooperatiflere destek veremiyoruz. Biz işte gerçek kişi ya da tüzel kişi tarzında işletme. Ama vermelisiniz. Bunu da planlamalısınız aslında... yani. Yok, kooperatifin gelişmesi için ucuz kredi, ekonomik kaynağa ihtiyaç var. Şöyle, bildiğiniz gibi kooperatifçilik alanında tabii ki orası da destekleniyor. Devletin başka bir kurumu destekliyor. Tarım Ticaret İl Müdürlüğü üzerinden destek veriliyor. Yani orası yalnız bırakılmış, boş bırakılmış bir alan değil. Şimdi farklı kurumlardan destek alınabiliyor. Yani biz ama bireysel gelen girişimcilere bu alanda destek verebiliyoruz. İşte lavanta mesela orada bu alan gelişti. Lavanta ekimi yaygınlaştı. Bir tane girişime geldi dedi ki ben de lavanta yağı çıkartmak için tesis kuracağım. Ona da destek veriyoruz. O da yine 100 bin liraya kadar makine desteği alır gibi. İşte Ardanuş'un belki yanında kalkınması lavantayla, benim de ümidim evet yoktu ama gidip görünce o tarlaları gönüllü ekmişler. Gönüllü imece kültürüyle çalışıyorlar. Yani bölgeyi kalkındırmak için insanlar sorumluluk almışlar. Benzer çalışmalar yapılabilir. Yani biz ne yapabiliriz? Aslında bir sonraki adım şu. Dedim ya, biz hani işletmelere kuruluşundan itibaren destek veriyoruz. Girişimcilikle başlatıyoruz. Farklı farklı desteklerimiz var. İşbirliği destek modelimiz var. Bunun amacı aslında hani kooperatifleşme gibi düşün. Nedir? Ben bireysel olarak bu işi yapıyorum ama gücüm bir yere kadar yetiyor. Buradan sonra gücümü birleştirip ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek, ürün satabilmek için daha güçlü bir yapı kurmam gerekiyor. Burada da bizim işbirliği destek modelimiz var. Farklı farklı yapılarda, işte mesela bu kerestecilikte olur, mobilyede olur. Kendi gücüne yetmediği yer var. İşte diyoruz ki biz bir entegre tesis kuramıyoruz. İşte kurutmamız yok. Şimdi her gittiğimiz kerestecide aynı sorunu yaşıyoruz. Birleşin. Tamam, beşiniz bir yere gelin. Beş işletme bir araya gelip, tamam mı, ortak bir amaçla ortak imalat yapabilir, ortak pazarlama alanına girebilir, ortak laboratuvar kurabilir. Yani belki işte tıbbi aromatik bitkilerle ilgili veya farklı bir alanla ilgili ama o neyse ihtiyaç, bölgenin ihtiyacı, pazarın ihtiyacı neyse bunu belirleyip bize bir proje sunduklarında biz bunları 5 milyon liraya kadar destek görüyoruz. 1,5 milyon TL'si değil mi? 3,5 milyon TL'si geri ödemeli, faizsiz. Çok büyük bir rakam ama 5 milyona kadar destek görüyoruz. O profil çıkacak. Livane Kooperatifi şu anda sanayi sitesi kuruluyor ya, mobilyacılar bir araya gelip 5 mobilyacı bir imalathanede Artvin'i bir ekonomik değer kazandıracak ve istihdam sahaları açacak. Çünkü onlarla ilgili çalışmalarımız da var. Yılların bir birikimi artık bir şey hayat bulması gerekiyor. Sizin istediğiniz hani 5 kişinin bir araya gelip işbirliği, güç birliği yapması. Çünkü evet, tek bireysel hiçbir şey altından kalkılacak gibi değil. Bir yere kadar, şimdi hani bir kurulduk diyelim. Bir yerden sonra artık, çünkü hani dünya artık büyük pazar oldu. Buna
pandemi bize daha da fazla gösterdi. Her dünyanın bir müşterisiyiz hepimiz yani, değil mi? Evet. Çünkü aslında baktığımız zaman girişimciler bazen müşteri diyorlar. Müşteri bulmakla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Talep var. Çünkü yani bu pazarı güzel kullanabildiğin zaman şimdi e-ticaret platformları zaten size bir sürü kolaylıklar sağladı. Seni birçok bu hani dijitalin, medyanın bilgi yüküne de kurtardı. Gel üye ol diyor. Ben sana gerekli altyapıyı sağlarım diyor. Bu evet. Altyapı sağlandıktan sonra senin buraya üye olup ürününü pazarlaman, ürününü satman gerekiyor. İşte. Veya istenilen kalitede ürünü üretebiliyor olman gerekiyor. Bunu sağladığın zaman aslında müşteri bulmayla ilgili çok da bir sıkıntı kalmadığını düşünüyorum. Evet, pazarlama sıkıntısı vardı. Artvin pazarı uzaktı. Ulaşım, lojistik destek anlamında sıkıntılı bir yerdi. E-ticarette yerleşik düzenindeki esnafları da bitmek üzere. Yani onlar da şikayet ediyorlar ki artık biz eski satış şeyini yapamıyoruz. Yavaş yavaş dükkanlarımız kapanacak diyorlar. Şimdi iki seçenek var. Sektörden çıkacağız. İki seçenek var. Ya dükkanı kapatacak ya da bu düzene ayak uyduracak. Buna uygun satış tekniğine geçecek. Evet, ben Murgul'da gördüm. Bir çocuk giysi satan kadıncağız gidip Bursa'dan, İstanbul'dan eşya alıp tekrar internet ortamı onu öğrenmiş. O da bir eğitim. Tekrar aynı illere o malı satıyor. Ya çok şaşırmıştım. İlginç örnek, bilginiz olsun. Murgul'da bir kadın girişimci bunu başarmış. Demek ki başarılabilir bir şey. Evet. Yani bahane üretmemek gerekiyor. Ama çözümü işte bulmak ve dijitale yatkın olmak lazım, öğrenmek lazım. Öğrenmenin yaşı yok yani gerçekten. Yani biz de zorlanıyoruz dijital platformu evet. Kullanırken. Ya işte şu oldu. Yani belki birkaç sene öncesinde şuydu. Sen kendi e-ticaretini kurman gerekiyordu. Oradan satman gerekiyordu. Artık bu gerekli değil çok da fazla. Biraz da profesyonelleşti bunu yapabilirsin ama çok buraya yatkın değilsen mevcut platformları kullanarak işte ulusal anlamda isim sahibi olmuş bir sürü platformumuz var. Evet. Bunlara basit bir yönelik de sen sadece yani bugün birçok kişi Facebook'u, Instagram'ı falan kullanıyor. Kullanmıyor mu? Kullanmıyor. Bunu kullanan bir kişi o platformlar üzerinde çok rahat ürün satabilir. Yani bence bahane değil orası. Şu anda yemek sepeti girdi hayatımıza pandemi evet. Döneminde. Birçok işletme kapalıyken paket servis satanlar. Altyapıyla ilgili bütün hizmet onlar veriyor size. Evet, yani yaygınlaşmaya da başladı. İnsanlar evet. Oturdukları yerinde artık hizmet ayağına geliyor. Şimdi şeye getireceğim son sözlerimizde. Pandemi döneminde teşvikler, destekler verdiniz. İnsanlar ilgisi nasıldı bu teşvikleri alma? Yeni girişimciler doğdu mu bu dönemde? Yani yeni sektörler yani hep ihtiyaçtan doğuyor bazı şeyler. Evet. Piyasa şartlarına göre bir değerlendirebilir misiniz? Şöyle hani bugün itibariyle aslında baktığımızda 2020'ye göre girişimci sayımız özellikle ben daha çok dikkat ediyorum. İleri girişim dediğimiz imalata yönelik girişimci sayımız bir önceki yıldan daha fazlalaştı. Evet. Evet, 2021'de daha fazla imalata yönelik işletme kurulup gelip bizden destek talebinde bulundu. Genellikle sanayi sitesinde mi bu imalatçılar? Nerede? Yani şöyle sadece Artvin gibi Artvin merkez düşünmeyelim. Yani Şavşat'ta da var, Yusufeli'nde de var. İşte Yusufeli'nde mesela bir tane gıda üretimi sütane işletmeciliği kurduk. Borçka'da yine bir süt işletmeciliği kurduk işte gıda ile ilgili. Çok güzel. İşte Şavşat'ta dediğim gibi bir tane bu meyve sebzeleri reçel marmelat tarzı bir işletme kurduk. Bunun haricinde kereste ile ilgili, mobilya ile ilgili birkaç tane de tekstil üzerine işletmelerimiz kuruldu. Yani başarılı işletmeler göreceğiz bundan sonraki dönemde. İnşallah. Yani inşallah. Sürdürülebilir olması önemli. Aynen. Yani çünkü verdiğiniz kredilerin de yükümlülükler o kadar kolay değil, ağır. Onları da ekonomiye kazandırması için hızlı çark dönmesi gerekiyor. Tabii, yani burada en önemli beklediğimiz aslında nedir? Girişimcilerin işte hayatta kalmasıyla ilgili işte en az 2 yıl boyunca işletmenin faaliyetlerinin devam etmesi gerekiyor. En büyük kriterimiz aslında o. Evet. 2 yıl ama evet bir de eskiden şimdi 3 yıla çıkarmışsınız. Hiçbir şekilde üstünüze şey olmaması gerekiyordu. O kriter de zorluyor aslında. Şöyle yani girişimcilikten kasıt aslında nedir? Hani yeni bir girişim görüyorsak daha önce üzerine iş yapmamış olmasını işte 3 yıla bakarak değerlendiriyoruz. Yani son dönemde bir açlı kapatlısı olmasın. Hakikaten bu işlere yeni başlıyorsun. Tecrübesini, bugüne kadar kazanmış olduğu tecrübesini iş hayatına aktarsın. Beklentimizden kaynaklanmış bir kriter diyelim. En genç girişimci yaş ortalaması kaç? Artvin genelde genç.
Evet, Artvin genelde genç ama hani böyle şimdi birden sorunca hani en genç kaçtı diye böyle yanılmıyorsam böyle 22'ler falan var. 20-22'lerimiz oldu bizim. Yani kredi alabilmesi için genç girişim en az 18 yaşını doldurmuş olması lazım. Tabii girişimcinin zaten hani kanunen vergiye tabi olabilmesi için bir kere bir 18 yaşı doldurması gerekiyor. 18 yaşından sonra herkes gelebilir, bizim için problem yok. Yaş sınırı var mı? 18 temel, ondan sonra yok. Yok. Şimdi şöyle, bizim girişimcilikte verdiğimiz destekler zaten genel itibariyle hibe olduğu için, bir banka kredisi olmadığı için gerekli o başvuru şartlarını tamamladıysa, işiyle ilgili aldığı makine ekipmanı uyulmuşsa bir problem kalmıyor zaten. İkinci aşama ne dedik? Girişimciye biz bir hibe veriyoruz. Bir de işletme kredisi veriyoruz banka açısından. Bankaya da ortak çalıştığımız alanda faiz desteği veriyoruz. O aşamada belki işte hani banka yaşına bakar, bir takım bankacılık kuralları gereği kriterlere bakar. Ama onun öncesinde bizim baktığımız yaşla ilgili işte elinde tapusu var mı, arsası var mı, ipotecik verilecek bir şey var mı, bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. O sadece kredi aşamasında var. Diğeri kuruluşta başvuru şartlarını taşıyor mu, bizden talep ettikleri işiyle uyumlu mu, gerçekten satın almış mı? Çünkü satın almadan para ödemiyoruz. Gerçekten satın almış mı, o makine ekipmanı getirip dükkanına kurmuş mu, bunu görmemiz gerekiyor. Denetimler 2 yıl mı sürüyor? 2 yıl boyunca evet denetimimiz var. Evet, 2 yıl boyunca denetiminiz var. Yani kadın girişimciler tabii biz de daha çok önemsiyoruz. Çünkü dünyada kadınların işlenmesi, iş sahibi olması gerilerde bizim. Ama üreten güç kadınlar, kırsalda da, şehir merkezinde. Ama artık işçi, memur, emekli kesimi daha çok herkes devlet kapısında iş bekliyor. Bu anlamda eleman sıkıntısı da şey ve risk de almak istemiyorlar. Artık eskisi gibi yani girişimci olayım, bu ortam çok tehlikeli yani öngöremedikleri için, pandemi süreci için diyorum. Bir düşüş var mı? Şöyle, aslında pandemi sürecinde yani olumsuz etkilenen sektörlerimiz de var. Evet. Ama bunun yanında çok olumlu etkilenen sektörlerimiz var. Özellikle mesela bizim hedef kitlemiz dediğimiz bu imalat sanayinde çok güzel işler yakalandı, çok güzel başarılar yakalandı. Hani bu sanayi üretim kapasitelerine, sanayi üretimdeki hıza baktığımızda açıklanıyor zaten, görüyorsunuz. Orada çok iyi bir durumdayız. Dolayısıyla biz de desteklerimize baktığımızda daha çok imalat ağırlıklı desteklerimiz var. Bu yönde gelen girişimlerimizle sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hazır biz de burada destek verirken bu hibe destekleri kullanmaları ve dedim ya, bir sorun bulsun, bir hedef ihtiyaç bulsun. Bunun üzerine yiyorsun. Evet. Burada daha sağlıklı. Ya da çok yani, pazar kanalları şu an açık. Bununla ilgili planlamasını güzel yapsın. İşi kurmadan önce bu işin satılacağı yerler belli. Bunlarla ilgili gider görüşmelerini yapar. Fiyat tekliflerini verir icabında. Ön bağlantılarını yapar. Burada bir takım şeyleri artık fotoğraf ortaya çıktıktan sonra, belki garanti gördükten sonra gelir bize başvurusu yapar. Bizim desteğimizle birlikte işini kurar ve direkt üretimine, işine başlayabilir. Size başvurunca mesela projesinin belli bir kriterleri var. Yani onları gözden geçiriyoruz değil mi? Heyet olarak. Evet, kurula giriyor. Kurul giriyor. Kaçı ayda bir yapıyorsa kurul toplantısını? Kurul girişimci geldiği zaman biz girişimci beklemeyiz. Kurullarda da biz artık zaten online yapıyoruz. Sistem bekleniyordu ya. Onları da artık online yapıyoruz. Online. Tabii online yapıyoruz. Girişimci başvurusu geldiği zaman. Bu da güzel. 15 gün içerisinde. 15 günü geçirmeyiz. 15 gün içerisinde hemen onu kurul alır. Kurul kararını verir. Destek veriyor, başlatırız. Evet. Şimdi bir de son soru soracağım. Şimdi sınır bölgesindeyiz. Sınır ilimiz. Sarp sınır kapısı. Bizim Artvin'de ihracatçı çok yok. Hatta bir tane ticaret odasında Süleyman Alkan ahşap kütük üzerine imalat yapıyor. Yani o da aynı şekilde işini geliştirmek istiyor ama kapasitesi, yer, fiziki mekanlar sıkıntısı var. Başka ihracatçımız var mı Artvin'de? Sizden destek aldı mı? Onlar muhtemelen kapasite sorunu şeyle çözecek. Evet. Yeni yerde çözecek. Yeni sanayi sitesinde. Evet. Görüştük. Şimdi şöyle, Artvin'e baktığımızda ihracatçı var. Özellikle Hopa bölge, Hopa'daki o sahildeki firmalar var. Ciddi firmalar var orada. Orada şöyle bir sorunumuz var. Daha çok nakliye üzerinden bir ihracat var. Yani kamyonlara nakliye. Lojistik de. Tabii lojistiği çalışıyorlar. Orada işte Gürcistan'da olsun, Azerbaycan tarafında olsun bağlantıları var. Oradaki ihtiyaçları işte Türkiye'den müşterilerini bulup hem taşımacılık yapıyorlar hem oradaki ürünü satıyorlar. Bununla ilgili bizim yurt dışı pazar desteğimiz var. Evet. Bu desteği tanıtmaya gittiğimde onu gördüm. Hani firmalara anlattık, bak bu destek var ihracat. Kaç lira mesela o destek yurt dışı pazarına? Söyleyeyim. Bu kanaldan faydalanın dediğimizde kendileri ürün üretip satmadıkları için çok fazla rağbet görmedi.
Kendi ürün üretip satanlar kimlerimiz var? Kerestecilerimiz var daha çok. Evet. Bunlarla ilgili olabilir. Şimdi şöyle biz yurt dışı... Peki gıda, kurutulmuş gıda tabii. Yakında piyasaya çıkacak. Şimdi aslında şöyle, başkasının ürünü de satıyor bile olsa, bayiliği vardır, farklı vardır. Yeter ki onun pazarlamasını ben yapacağım desin. Şimdi ana firma yapıyorsa bizim buradaki işletmemize çok bir yük kalmıyor. Sadece satışı, pazarlaması ilgileniyor. Ama ana tanıtım kısmında, müşteri bulma kısmında ana firma yüklenmiyorsa bizim girişimcimizin işletmemizi yapması gerekiyor bunu. Şimdi burada ne üretiyorsak üretelim. Yani işte gıda üretiyor olabiliriz, işte meyve kurutması, yöresel ürünler, kereste, mobilya, işte PVC'ciler var yine o şeyde, Hopa tarafında. Şimdi yapmış olduğumuz ürünlerle ilgili yurt dışı pazara girme noktasında biz 300 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bir de şöyle, bu destekle %100 destek veriyoruz. Nasıl veriyoruz? 300 bin lira hibe mi? Bu desteğin %70'i hibe, %30'u geri ödemeli. Yani 300 bin liranın 210 bin lirasını hibe veriyoruz. Evet. 90 bin lirasını geri ödemeli faizsiz destek veriyoruz. %100 diğer desteklerden daha cazip bir aslında. Bir de yurt dışı fuarlar destekleriniz var değil mi? İşte bunun içerisinde şöyle var. Neydi? Yurt dışı ihracatı olan, pazarını büyütmek isteyen ya da ihracat olmayıp da ilk defa ihracat yapmak isteyen işletmelerimiz için kurgulanmış bir destek modeli. İşletmeler hedef bölgeler için bir veya birden fazla ülke olabilir. Burada yapacakları tanıtım giderlerini, dijital sosyal medya reklamları, katalog, yurt dışı katalog çalışmaları, yurt dışı fuar çalışmaları, yurt dışı pazar için iş gezileri, ilgili ülkenin standartları olabiliyor. Tamam mı? Buradaki ürünlerle ilgili gerekli test, analiz, belgelendirme harcamaları. Çok önemli aslında analiz, test. Tabii. Çünkü orada bir takım kriterler var. Personel giderlerine, işiyle ilgili, üretimiyle ilgili yazılım, bilgisayar, donanım giderlerine biz destek verebiliyoruz. Evet. Bunu ne yapıyor? İşletme plan dahilinde hazırlıyor. Kendisi hazırlıyor. Diyor ki ben işte yurt dışı pazar için bir yıllık bir çalışma planlıyorum. Bu bir yıl içerisinde bu çalışmaları yapmam lazım. Kapasitemi artırmak veya bu bölgede ilk defa ihracata girmek için böyle bir projesini bize sunuyor. Biz bunu kurulda değerlendiriyoruz, ihtiyaçlarına bakıyoruz ve destek verebiliyoruz. Buradaki kriterimiz de şu, onu söylemek lazım. Bugünden belki olmasa bile işte derki işletme ben bir yıl sonra hedeflerime bunu koydum, bir yıl sonra ihracata başlayacağım. Ön hazırlık adına bunu yapması gerekiyor. Bu destekten faydalanmak için işletmenin mutlaka yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekiyor. Bir markası olması gerekiyor. O da önemli kriter aslında. Markalaşma niye? Zaten markalaşma, en büyük sorunumuz o. Evet. Çünkü niye? Çünkü verdiğimiz destekler hep tanıtımla ilgili. Şimdi çıktığım pazarda aynı markayı başka birisi kullanıyorsa problem yaşayacak zaten. Yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekiyor. Zaten bunun bir sadece süreci var. İşte 6-7 ay yanılmıyorsam başvurusunu yapıyor. Markasını, logosunu belirliyor. Türk Patent Enstitüsü'nden bunu alıyor. Yurt dışında yapacağı marka çalışmalarını biz destekliyoruz. Orası daha maliyetli. Yurt dışı işte Avrupa ülkede olabilir veya farklı hangi ülkede ihracat yapacaksa, o ülkede de markasını tescil ettirmek istiyorsa oradaki harcamalarla yine biz programdan destek veriyoruz. Çok önemli. Aslında evet. Artvin'de ihracatçıların artmasını istiyoruz. Gerçekten Sarp sınır kapısı burnumuzun dibinde ama yararlanamıyoruz. Kapasitemiz fazla değil. Özellikle iç kesimde Artvin merkezdeki ihracatçı iş erbaplarının da artmasını istiyoruz yani bu konuda. Güzel destekler var. Evet, bunu kullanabilirler. İşte ilk önce fuara gitmeseler bile ilk etapta işte ziyaretlerle birlikte, bölgesel ziyaretlerle, pazar araştırmasıyla personel söylediğimi bilmiyorum orada. Personel desteği de verebiliyoruz. İşte mevcutta şu an bünyesinde bununla ilgili bir personel yoksa bile bu proje kapsamında İhracat mevzuatını bilen, işte yabancı dil bilen, tabii işte teknik personel, evet, bu işlere hakim bir personel istihdamı yaparak işleri bir plana sokabiliyor. Peki, verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bütün girişimci ve işletmelerimizi projeler için bekliyoruz. Aslında son şey yapayım da onu ekleriz. Şey, müdürüm, şimdi Artvinli TV COSCEP destekli bir işletmedir. Evet. Ben şu anda yayın hayatına devam ediyor. Bunu nasıl buluyorsunuz? Tabii. Medya sektörüne destek vermiştiniz ki şu anda yok herhalde. Tabii şimdi şöyle eski 2019 öncesi dönemde. Evet, 2017'de. Evet, 2019'da bu girişimcilik geleneksel ve ileri diye ayrıldığında bu sektör gelenekselde kaldı. O dönemde almış olduğunuz tabii ki o makine ekipman desteklerini şu an alamıyorsunuz.
bizim için güzel bir başarı örneği. Gurur duyup işte örnek gösterebileceğimiz. Çünkü girişimcimiz işte hem kadın girişimcimiz işte medya sektöründe destek vermişiz. Bugün hala faaliyetine devam ediyor ve büyüyerek mevcut kapasitesini artırmış, teknolojiye ayak uydurmuş, bugünkü dijital medyacılığa da adım atabilmiş. Sizleri tebrik ediyoruz. Bu tarz girişimlerin çıkması için sizlere örnek gösterip sizin önderinizde özellikle kadın girişimlerin, işte kadın üretiminin ortaya çıkması bizler açısından da çok önemli. Son şunu söyleyeyim. Artvin'e baktığımızda dediniz ya kadın girişimi bu arada genel itibariyle. Yani Artvin bu noktada iyi yerlerde kadın girişimci. Tabii, aslında baktığımızda bizim çünkü aile işletmeler işletiyorlar yani kadınlarda. Bizim ilimizde kadın girişimci oranı yüksek. Bu noktada da tabii daha da yükselmesini hedefliyoruz, bekliyoruz.